bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Spinoza etika adlı eserinde erdem ve güç benim için aynı anlama gelir. Yani erdem insana atfedildiğinde insanın salt kendi doğasının yasalarından kaynaklanan şeyleri yapma gücüne sahip olan özü ya da doğası anlaşılır demiştir. Parçada genel olarak Spinoza'nın erdem anlayışından söz edilmiştir ve bununla ilgili hangi seçeneğe ulaşılabileceğini bulmamız istenmiş. Seçeneklere bakalım. A. Erdem insanın kendi doğasının yasasına göre hareket etmesidir. İnsanın varoluşunun zorunlukları, zorunlulukları insanın doğasında bulunan niteliklerdir. Parçada da Erdem için insanın salt kendi doğasının yasalarından kaynaklanan şeyleri yapma gücüne sahip olan öz ya da doğası anlaşılır denilmiştir. O halde bu seçeneğe ulaşılabilir. Diğer seçeneklere de bakalım. B. İnsanda nihai mutluluğu sağlayan şey haz aldığı eylemleri gerçekleştirmektir. Parçada nihai mutluluktan ya da bunun hazda dayandığından söz edilmemiştir. Bu seçenek olamaz. C. İnsanın güce yönelik eylemleri evrenin yasasına karşı çıkmasına neden olur. İnsanın güce yönelik eylemleri e, parçada bununla ilgili bir açıklama yapılmadığı için bu seçenekte olamaz. D. İyi olana yönelmenin ereği her insanda farklı nedenlere dayanır. İyi, olan, i̇yi olana yönelmenin amacı ile ilgili parçada bir açıklama yapılmadığı için bu seçenek de olamaz. E. insan özgür olabilmek için olgusal dünyadan bağımsız düşünmelidir. Parçada insanın nasıl özgür olacağına hiçbir şekilde değinilmemiştir bu seçeneği de eleyebiliriz. O halde doğru cevabımız A. Bu parçadan Hristiyan felsefesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hristiyan düşünürlerin yazdıkları eserlerin çoğunlukla dine yönelik olduğu görülür. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde bu eserler çoğu kez kutsallıklarını korumak düşüncesiyle yazılmıştır. Hristiyanlığa yöneltilen eleştirilere karşı filozofların bu eleştirilerin haksız olduğunu göstermek amacıyla dinlerini, dini öğretilerin haklılığını ispatlamaya yönelik felsefe yaptıkları görülmüştür. Parçada Hristiyan filozofların dinlerine karşı yapılan eleştirileri savunmak adına felsefe yaptıkları belirtilmiştir. Bu filozofların felsefesine apoloji yani diğer adıyla savunma adı verilmektedir. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Rasyonel bakış açısıyla inancı uzlaştırdıkları. Hristiyan felsefesinde genel olarak inancın bilgiyi mümkün kılacağı düşüncesi hakimdir. Bazı Hristiyan filozoflar akıl ile dini ulaştırmaya çalışmıştır fakat parçada açıklanan düşünce e, bu değildir. Bu seçenek olamaz. Ve Ontolojik hakikati olgusal olana dayandırdıkları. Hristiyan felsefesinde ontolojik hakikat teolojiye yani dine, inanca dayandırılmaktadır. Burada olgusal unsurlara dayandırıldığına dair herhangi bir ifade bulunmadığı için bu seçenek olamaz. C savunmaya dayalı bir felsefe yaptıkları parçada tam olarak az önce de söylediğimiz gibi apoloji yani savunmadan söz edilmiştir. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. D felsefi düşünüşü tamamen reddettikleri, parçalar isteyen filozofların dinlerini savunma amacıyla yaptıkları e, felsefeden söz edilmektedir. Felsefi düşünüşleri reddettiklerine dair bir açıklama bulunmadığı için bu seçenekte olamaz. E. Diyalektik düşünceye önem verdikleri, diyalektik süreç yani tez, antitez, sentez gerçekliği ve onun gelişmelerini incelemeye yarayan ve bu gelişmeleri aşmayı sağlayan yolları Aramayı öngören akıl yürütme yöntemidir. Parçada bu düşünce yöntemine dair herhangi bir ifade al yer almadığı için bu seçenekte olamaz. Doğru cevap C. Buna göre Hegel aşağıda verilen ontolojik yaklaşımlardan hangisini savunmaktadır? Hegel tarihte akıl adlı eserinde usul sonlu eylem gibi dış malzemenin koşullarına, kendilerinden besleneceği ve etkinliği için nesneler alacağı hazır araçlara gereksemesi yoktur. O kendisinden beslenir, kendi kendisi için malzemedir ve bu malzemeyi işler. Hem kendisi kendisinin ön koşulu ve varmak istediği erek mutlak son erektir. Hem de yalnız doğal evrenin değil aynı zamanda tinsel evrenin içten çıkıp görünüş alanında dışlaşmasıdır. Bu da dünya tarihinde olur demiştir. Parçada Hegel'in görüşlerine yer verilmiş. Ona göre uz yani akıl kendi kendisinden beslenen ve kendi kendisi için malzeme olan bu malzemeyi işleyen şeydir. Parçada usun tinsel evrenin içine çıkıp görünüş alanında dışlaştığı belirtilmiştir. Tin evrenin usu ve ruhu olarak tanımlanabilen soyut nitelikte bir kavramdır. Ontolojik yaklaşımlardan idealizmde İdealizmde varlıklarda duyularla algılanamayan bir özün olduğu iddiasını taşır. İdea bu yönüyle soyuttur. Varlığın soyut yönünün olması onun duyularla değil akıl veya sezgiler aracılığıyla fark edilebilecek bir yapısı olduğunu ima eder. Bu nedenle doğru cevabımız A varlığın duyularla algılanamayan bir öze sahip olduğunu savunan idealizmdir seçeneği olacak. Diğer seçeneklere de bakalım. B. Varlığın temelinin madde olduğu iddiasında olan materyalizm. Bakın burada idealizmin karşıtı olan görüş yani materyalizm verilmiş. Varlık hangi şekillerde olursa olsun varlığın temelinde maddenin olduğu iddiasını taşır bu görüş. Bu nedenle bu seçenek olamaz. C. Varlığın bir yönü madde diğer yönü iddia diyen dualizm. Dualizme göre varlığın iki yönü vardır. Bunlardan bir ideadır fakat parçada tamamen idealist bir bakış açısından söz edilmiştir. Bu seçenekte de olamaz. Dev varlığın sürekli bir değişim içinde olduğunu savunan oluşçuluk parçada oluşçuluğa değinilmedi. Herhangi bir değişim sürecinden bahsedilmediği için bu seçenekte olamaz. Ev varlığın özünün değil fenomenlerin bilinebileceğini iddia eden fenomenalizm görüşü. E, varlığın özünün değil fenomenlerin yani e, görüngülerin bilinmesinin mümkün olduğunu savunan görüştür. Parçada bu görüşe de yer verilmemiştir. Bu seçenekte olamaz. Doğru cevabımız A. Bu parçadan Rönesans'ın bilim anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Rönesans döneminde Kopernik, Galileo, Newton gibi bilim insanları yetişmiş ve bu durum modern bilimin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu çağda özellikle artan epistemolojik birikim ve bunun etkileriyle birlikte dini inanışın rasyonel bir bakış açısıyla yeniden yorumlandığı görülür. Bu dönemin bilim anlayışı gözlem ve deneye dayanır. Bilim ölçülebilen, gözlemlenebilen ve hesaplanabilen bilimsel çalışmalara yönelmiştir. Bu dönemin ünlü filozoflarından Bacon'a göre evrenin doğru bilgisine ulaşmanın yolu bilimdir yapılan bilimsel çalışmalar ve sonuçları felsefedeki ontolojik ve epistemolojik alanda var olan düşünceleri de etkilemiş ve şekillendirmiştir. Rönesans'a ilişkin bir parça verilmiş, parçadan dönemin bilim anlayışı ile ilgili ulaşılamayacak seçeneği bulmamız istenmiştir. Seçeneklere bakalım. A) Felsefede varlık ile ilgili görüşleri biçimlendirdiğine. Parçada yer alan yapılan bilimsel çalışmalar ve sonuçları felsefedeki ontolojik ve epistemolojik alanda var olan düşünceleri de etkilemiş ve şekillendirmiştir ifadesinden bu seçeneğe ulaşılabilir. Ve bilimsel araştırmaların önünün açıldığına parçada e, Rönesans döneminde Kopernik, Galileo, Newton gibi bilim insanlarının yetiştiği ve bu durumun modern bilimin ortaya çıkmasında etkili olduğundan söz edilmiştir. Bu e, bu nedenle bu seçeneğe de ulaşılabilir. C. Teolojik açıklamaların yerini bilime bıraktığına, parçada dini inanışın rasyonel bir bakış açısıyla yeniden yorumlandığı görülür diyor bu dönem için. O halde bu ifadeden de bu seçeneğe ulaşılabilir. D. Olgusal ve sınanabilir olanın önemli hale geldiğine demiş. Parçada gördüğünüz gibi bu dönemin bilim anlayışının gözlem ve deneye dayalı olduğunu, ölçülebilen, gözlemlenebilen ve hesaplanabilen bilimsel çalışmalara yönelildiğinden söz edilmiş. Bu ifadelerden de bu seçeneğe ulaşabiliriz. E, otorite kabul edilen görüşlerin benimsendiğini. Parçadan ulaşılamayan dolayısıyla doğru cevap seçeneği E'dir. Çünkü parçada bu dönemde din, siyasi, bilimsel vesaire herhangi bir otoritenin görüşlerinin benimsendiği değil araştırmanın öne çıktığı mevcut görüşlerin yeniden yorumlandığı belirtilmiştir. O halde ulaşılamayacak dolayısıyla doğru cevap seçeneği E. Jean-Paul Sartre'ın varoluşçu adlı eserinden alınan bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İnsan yapılması gereken bir seçimdir diyorsunuz. Çok güzel. İnsan her şeyden önce şu andaki varlıktır. Doğal gerekirciliğin dışında bir varlık. Kişi oğlu özünü önceden belirleyemez. Onu bireysel yaşama işlevi içinde kazanır. Bunun üstünde bir insan doğası yoktur. Ancak belli bir anda verilmiş özgür bir varoluş vardır. Varoluşçuluğa göre gerçek arayışı insani bir çabadır ve insan gerçekliği ilk önce kendinde aramalıdır. Varoluşçuluğa göre varlığın yani insanın özü belirlenmemiştir. İnsan eylem ve özgür seçimleriyle özünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda seçeneklere bakacak olursak A özgürlüğün insanın yanılgısı olduğuna bu seçeneğe ulaşılamaz. Aksine Sartre e, insan özgürlüğe mahkumdur der bu seçenek e, olamaz. B doğal koşulların özgürlüğü belirlediğine bu seçeneğe de ulaşılamaz. E, parçada doğal gerekeciliğin dışında bir varlık olduğundan söz ettiği insanın e, o halde özgürlük insanın doğasında zaten vardır doğal koşullar özgürlüğün belirleyicisi değildir bu seçeneği de eleyebiliriz c evrensel bir ahlak yasasının varlığına bu seçeneği de ulaşılamaz çünkü insan özgür varoluş ile kendi özünü belirlediği gibi iyi ve kötüyü de belirler o halde e, evrensel bir ahlak yasasından söz edilemez bu seçeneği de eleyebiliriz de insanın özünün belirlenmiş olduğuna e, bu seçeneğe de ulaşılamaz parçada kişi oğlu özünü önceden belirleyemez onu bireysel yaşama işlevi içinde kazanır denilmiştir bu ifadeden e, bu seçeneğe e, ulaşılamayacağını söyleyebiliriz İnsanın belirlenmiş bir özü yoktur özgür varoluşu ile özünü insan yaşantısı ve seçimleriyle sonradan kendisi belirtilir, belir Der. Bu seçenekte de bu ifadelerde de görüldüğü gibi. E, varoluşun özden önce geldiğine e, bu seçeneğe ulaşılabilir parçada e, bunun üstünde bir insan doğası yoktur. Ancak belli bir anda verilmiş özgür bir varoluş vardır e, denilmiştir. Yani önce varoluş vardır, insan özünü sonradan kendisi belirler. O halde ulaşılabilir. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz E.